23 yıl önce meydana gelen Gölcük depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız Gölcük Kavaklı sahilinde yapılan programla anıldı. Program öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirilirken Kavaklı sahilindeki anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, AK Parti Kocaeli Başkanı Mehmet 55, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve vatandaşlar katıldı. Programda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dualar edildi. Ünvanını alan, şu anda aramızda bulunmayan bütün gazilerimize de rahmet eyle. Hayatta olanlara sağlıklı, hayırlı, huzurlu ve mutlu ömürler nasip eyle Allah'ım. Depremi anlatan Unutma isimli kısa bir sinevizyon gösteriminin ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, biz Gölcüklüler olarak 45 saniye asla unutulmaz bir zaman parçası sözlerine yer verdi. Dolayısıyla alınması gereken tedbirler konusunda bizim az önce videoda anlatıldığı şekilde hatırlamamız ve sürekli afetin olabileceğine yönelik olarak tedbir almamız ve hazırlıklı olmamız gerekiyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer, üzerimizde büyük bir sorumluluk var sözlerine yer verdi. 81 ilimizden AFAD gönüllerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten bugün milletimiz açısından çok önemli bir gün. Asla unutmayacağımız ve her yıl dönümünde acılarımızın tazelendiği bir gün olarak tarihe geçmiş durumda. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 23 sene önce bugün hepimiz yıkıldık ifadelerini kullandı. Binanın içindeki eşya öldürür. Ama insanlara da bunu unutturmamak lazım. Eğitimlerimizi hızlı bir şekilde tamamlamak ve gerekli eğitimleri vermek lazım. Bu kapsamda bugüne kadar 100 bin kişiye eğitim verdik ve bu eğitimlerimiz devam ediyor. Hakeza deprem anında zaman kazanmak ve oradaki bir dakikanın bile avantajını yakalayabilmek için Gebze Teknik Üniversitemizle birlikte erken uyarı sistemi geliştiriyoruz. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Eşlerimizi ellerimizle enkazlardan çıkardık, ellerimizle yaptığımız evlerin enkazlarından çıkardık, ellerimizle toprağa verdik. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bu felaketleri unutturmamak gerekiyor sözlerine yer verdi. Mekanları cennet olsun. Halen engelli olan ve hayatını engelli olarak sürdüren kardeşlerimize de sağlık, afiyet ve kolaylıklar diliyorum. Hepinizin bildiği gibi Marmara depremi milletimizin yaşadığı belki en büyük felaketlerden bir tanesi. 18 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlerce kardeşimiz yaralanmış ve ocaklar sönmüş, evler yıkılmış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o gece yaşadıklarını anlattı. Ben de o geceyi hatırlıyorum. Hanım Samsun'daydı. Ben de İstanbul'da rahmetli annemlerle, babamla o gece evimizin balkonunda otururken uyumuşum. Hepimizin yaptığı gibi annem üzerime bir battaniye atmış, gecenin o saatinde beni kalkmaya kıyamamıştı. Bir ses duydum. Hayatımda ilk kez böyle bir sesle karşılaşıyordum. Sanki yerin içerisinde büyük bir iş makinesi çalışıyor. Güçlü bir uğultu yükseliyordu. Gözümü hafif bir açtım. Terasın balkonundaki
o demirlerin hepsinin aşağı yukarı kalktığını ve bir S çizdiğini gördüm.